Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız ben hem işlerimi görüyorum hem çalışıyorum. Yatak odamın çoğu şeyini bitirdim. Dedim ya ben öyle bir saatte bir günde iş yapmam yani onu söyleyeyim. Bir günde yataklarımı çıkartırım, içlerini siler süpürürüm. Orada yemeklerimi yaparım ve işime gider gelirim. Kartona çağırıyorlar, işler oluyor. Bu şekilde. Bugün benim aslında işim bitti. Bir tek camı sileceğim. Bir de ya halıları yıkamayı düşünüyorum. İki tane yani yol boku yavaş yavaş yıkıyorum. Çünkü belimin de kemerini takayım. Belimin kemerini de takayım ki çünkü belim ağrıdığı için belimi çok da ağrıttım ben. Böyle benim o yönden kusuruma bakmayın yani. Şükür kaldıracağım. Sonra götürüp balkona bırakacağım. Böyle işte en sonunda böyle işim bittikten sonra en sonunda tekrar evleri normal sileceğim, süpüreceğim. Ondan sonra halılarımı sileceğim ve merdivenimi yıkayacağım. Bu arada onu da söyleyeyim. Yıkadıktan sonra merdivenlerimi tekrar devamlı yıkıyorum zaten. Biz merdivenlere ayakkabıyla çıkmıyoruz. Çünkü benim rahatsız annem var. Ayakkabıyla çıkılmıyor bizim. Aşağıda çıkartılıp devamlı da süpürülüp silinip yıkanan bir merdiven mermerli. Aynı ev içi gibi o şekilde düşünün. Şimdi bunu süpürelim. Ondan sonra camlarımızı silelim. Sonra benim dedim ya ben kendi evim değil. Kendi evim olsa kilerim falan da olurdu. Derin dondurucu almıştım ben hani bir şeylerimi koymak için falan. Kışlık. Bahçe falan olduğu için biliyorsunuz. Derin dondurucumu buraya koydum bu köşeye. Şimdi onun arkasını sileceğim. Ondan sonra onu geriye iteleyeceğim. Bu şekilde devam edecek videomuz. Bakalım neler olacak. Fırçalı yerini açıyorum. Süpürdüm. Zaten ben eve fazla halı atmam. Bir tane atarım. Şimdi bunu süpürdüm. Ben bunu götürüp balkona koyacağım. Bir de orada çırpıp yıkayacağım sonra. Şimdi şöyle koyalım. Böyle koyalım. Thank you.
Dedim ya, derin dondurucumu buraya koymuştum. Şimdi arkasını bir daha süpürüp geriye iteleyeceğim. Ben de perdeyi çekerken yıkamaya diye şurayı düşürmüştüm. Ufuk onu yapıştıracak var akşam diye. Öyle ondan sonra bu şekilde yapacağız. Bir yapıştırdı bazanın altını silerken. Tekrar ben çekerken düşürdüm. Orada yapıştırıcı yapar yani. Öyle. Ne tarafına koyuyordum ben? Bu tarafına herhalde. Herhalde şu tarafta duruyordu. Şeyin siyahı çıktı valla. Peki camın siyahı çıktı, bezden çıkmıyor. Onları bir daha yıkarım ben. Bu da cifli. Enes! Enes! Kapı neden açıldı? Gel kapatsana annem. Kapıyı kapatsana. Sıvı deterjanla siliyorum. Şeyle, krem deterjan. Cif var ya sıvısıyla, ama suya karıştırıyorum. Sallar seni denek denek zerrecek. Zerre kavurur toprağa, şurada dursun. Kendim koyar, kendim kuzuda da. Oyun oynuyorlar ablasıyla içeride. Benim kızım hiç dışarıya çıkmaz bu arada. Hiç. Sevmiyor fazla. Böyle kitap okusun, film izlesin, yabancı dil çalışıyor. Ondan sonra cüz çalışıyor. Yani Kur'an cüzü ben gösterdim. Okuyor. Ben de 7 yaşlarındaydım. 8 yaşına giriyordum. Bir haftada Kur'an'ı elime almıştım. Şimdi tertemiz bir şekilde petiğimizi de temizleyelim. Ondan sonra bunları silip, camı sileceğim sonra. Sonra komodilerimi silip geriteceğim. Bura bitecek. Ben de ama az bezleri, el bezlerimi yıkayana kadar durdurayım. Çok olunca ırmak başkanım bana kızıyor. Sinekliğimi de yaptım.
Evet, ben bitirdim. Şimdi ben ara ara hızlandıracağım videoları. Çünkü saat 1'de başladım, kahvaltımızı falan yaptık, işlerim vardı. O arada seçiyorum ne yıkanacak, ne yapılacak, ne edilecek. Yatak odam da bitmiş oldu, dip köşe bitti. Ne yaptık? Yataklarımızı falan hep biliyorsunuz havalandırmıştım. Tekrar onların içleri falan bitti. Kardolumu falan her zaman biliyorsunuz tekrar onu sildim. Onu arada çekemedim. Çünkü önünden gidip geliyorum olmuyor. Bu tarafı çekemedim. Işık değiyordu. Her şeyim bitti. Size şöyle bir şey daha söyleyeceğim. O arada ben diyelim ki 1'de başladım. Şu anda saat 6. Ve gerçekten her dakikamı, her şeyimi çektim. Sadece bir yarım saat, bir saatimi arada bıraktım. Kardolap falan durdurdum. Çünkü depolama alanım dolu. Tabii kahvaltıyı falan da çekerdim ama o arada videolarım yükleniyor sabahta. Çocuklarım işte dedim ya nugget mı? Noodle istediler. Noodle yaptım. Kızım çok güzel yoğurt falan yapıyor. Yediler. Şimdi ben canım benim peynirli gözleme Ay. istedi. Kışlık yufkam vardı. Onu yapacağım demiştim size. Olmazsa onu da çekerim. Bazanın altı kaldı. Bazanın altı şöyle temiz ama ben yine de durmam. Bu kadar yaptım. Bazanın altını ufu kaldıracak. Ben süpürüp sileceğim o kadarcık. Yarın çarşaflarını tekrar değiştirip örtümü sereceğim. Ama en sonda onları yapacağım. Şöyle bir şey var size söyleyeyim. Gördüğünüz 2-3 defa ben çok su yıkayıp getirdim devamlı. Çok da yoruldum. Şöyle bir şey var. İsmi ne yazıyor Aslı? Hyperaktif. Hyper Aktif. aktive diye Aktif. öyle işte. Silikonlu temizleyici cam, metal ve mobilya diyor. En sonunda ben silip bir şeyini aldıktan sonra devamlı yıkayıp getiriyordum. Mikro bezler de çok güzel oluyor. En sonunda her şey yani ikinci defa arkadan kuru bezle gitmeye gerek kalmıyor. Ama bu mobilyalar için bakar mısınız? O kadar güzel yapıyor bir de tozunu bırakıyor. Herkesin temizlik yapışı farklıdır. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Biz beni izlediğiniz için, bana gerçekten destek verdiğiniz için lütfen paylaşın. Yani daha çok hani abonelerimiz olsun. Şu 1000'i dolduralım. Çünkü benim saatim az kalmış. Allah hepinizden razı olsun. Eğer bir kusurum, herhangi bir hatam eğilip ederken olduysa çok çok özür dilerim. Çünkü devamlı gidip gelemiyorum. Biliyorsunuz tripod sorunum da var benim. Hepsi olur inşallah. Ne diyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. İnşallah bir aboneden sonra abone olmayı unutmuyoruz demeyeceğim. Çünkü bir aboneden sonra o kadar fazla bana 1000 de yeter. Gerçekten bir insanın 1000 tane sevdiği olması ne kadar güzel bir şey. Şu anda da çok güzel bir şey. Hepinizi çok seviyorum. Abone olursanız sevinirim. Lütfen izliyorsunuz. Bakın izliyorsunuz kaç yüz, 600, 700. Şu beğenilere basarsanız yukarıya ücretli değil. Abone olmak da ücretli değil. Bir evden kaç kişi olabilirsiniz? Lütfen paylaşın. Arkadaşlar herkese söyleyin. Bilmiyorum. Evet biliyorum seviyorsunuzdur hani bizleri. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Ondan sonra destek vermeyi unutmayın. Paylaşın, söyleyin. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Ben şimdi biliyorum gözleme falan yapacağım. Onda da çekerim inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.